Böyle iyi mi? Bakayım nasıl duruyor. Bir kere de böyle kaydedelim. Bakalım nasıl olacak. Ama böyle de derime değiyor ya. Bilemiyorum yani. Tamam bir böyle dursun. Nasıl sizce böyle? İyi ya. Güzel işte. Tamam. Aloha. Bugün size son zamanlarda gerçekten böyle çok fazla konuşulan, hatta son zamanlarda dediğim birkaç ay öncesinden başlayarak bu zamanlara kadar hala çok konuşulan bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Normal şartlarda hani ben böyle zaten hani uygulamalardan bahsetmem ya da öyle bu konuda mesela bir video çekeceğim aklıma gelmezdi. Ama hani benim kanalımda da artık zaten biraz olsun beni tanıdıysanız şunu biliyorsunuzdur. Benim denediğim, sevdiğim ya da hoşuma gitmeyen ama tecrübe ettiğim ve bir şekilde olumlu ya da olumsuz anlamda bana dokunan konulardan, şeylerden işte bazen bu seyahat oluyor, bazen cilt bakımı oluyor, bazen yoga meditasyon oluyor, bazen de bir uygulama, bir app oluyor. Bunlardan bahsetmeyi seviyorum. O yüzden konular değişebilir. Hani ben de böyle değişikliği ve çeşitliliği de seviyorum. O yüzden bugün size bu uygulamadan artık bahsetmek istedim. Çünkü hayatımda çok fazla kullanıyorum. Bugün size bahsedeceğim uygulamanın adı Clubhouse. Ve çok sevgili Nagihan beni 31 Ocak'ta davet etmişti. Yani size şunu söyleyebilirim ki ben dolu dolu 2 ay kadar bu uygulamayı kullandım. Ve kazandığım çok olumlu deneyimler, tecrübeler oldu. O yüzden de zaten gerçekten hani bunu bir sizlerle paylaşmam gerekiyor diye düşünüyorum. Ve ilerleyen zamanlarda, ilerleyen günlerde de bence bu uygulama bayağı bir gelişecek, değişecek, büyüyecek. Ve belki de hani Instagram gibi görsel olmasa da hayatımızda çok etkili bir hale gelebilir diye düşünüyorum. Ben şimdi konuya böyle hiç siz bilmiyor musunuz gibi bir gireyim. Tabii ki aranızda bilenler de vardır ama ben böyle bir sıfırdan olabildiğince hızlı ve olabildiğince net bir şekilde anlatmaya başlayayım. Öncelikle Clubhouse nedir? Clubhouse sadece sesli girebildiğiniz bir uygulama aslında. Bu uygulama şu an için iOS kullanıcılarına özel. Yani bu ne demek? iPhone'unuz varsa kullanabiliyorsunuz. Bir de hani iPhone'un kaçıncı serisinden itibaren öyle bir şey de duydum. Atıyorum iPhone 7'den itibaren mi iPhone 6'dan falan itibaren yükleyebiliyor musunuz? Öyle de bir noktası vardı. Ama şu anda tam emin olamadım. Yani iPhone kullanıcılarına özel olarak çıkarılan bir uygulama bu. Nisan 2020'de Paul Davison, umarım böyle okunuyordur, ve Rohan Seth diye iki arkadaşımız bunu çıkarıyor. Bir de Alpha Explanation şirketi tarafından bu uygulama işte çıkarılıyor. Bunları da çünkü hani size söylemek istedim. Bence önemli bilgiler. En azından kurucusu kimdir, ne zaman çıkmış? Bunu da paylaşmak istedim ve beni şaşırtan bir bilgi ama hem şaşırdım hem de tahmin ediyordum. Çıktıktan bu uygulama yani dünyaya sunulduktan bir ay sonra 100 milyon dolar değerine ulaşmış. Ve bu sebeple de zaten hani bayağı bir patladığını hani düşünebiliriz. Burada hani nedir dersek sadece bu uygulamayı öncelikle yüklüyorsunuz. Ben zaten hani size sağ ya da solda şöyle bir yerlere görseli de koymaya çalışacağım. Girdiğiniz zaman ilk önce bir isim seçiyorsunuz ve de bir tane görsel seçme hakkınız var. Ve isminizi ilk seferde yanlış seçiyorsanız bir daha düzeltme hakkınız da olmuyor. Ben yapmadım ama bunu başka arkadaşlardan duydum. O yüzden seçtiğiniz isme de dikkat edin. Hani ben bir nickname kullanayım, takma isimle gireyim derseniz sonra değiştiremeyebiliyorsunuz. Fotoğrafınızı zaten dediğim gibi bir görsel oluyor. Onu istediğiniz gibi değiştirme hakkınız var. Davetiye ile girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu hani en özel kılan noktalardan biri bu. Bu arada şu anda tamamen gelişim aşamasında. Yani hani böyle bu uygulama yapıldı, bitti, insanlara sunuldu, gelişimi de bitti diye bir noktası da yok. Zaten hani bu Twitter'ı ben çok kullanmıyorum ama eminim Twitter'da da öyledir. Instagram'da zaten malum hani her an böyle yeni şeyler, sürümler mi diyeyim artık ben buna, yeni gelişmeler oluyor. Bu uygulama da öyle. Yani şu anda aslında bir çeşit araştırma halindeler ve ileride de Android kullanıcılarına da sunacaklarını söylediler. Yani böyle bir açıklama gelmiş.
Bunun yanı sıra Türkiye'ye, yani ben 31 Ocak'ta katıldım ama sanıyorum ki Ocak ayında geldi. Çünkü ben Ocak'ın böyle başından itibaren duymaya başladım. Başından itibaren dediğim işte Ocak'ın 2. 3. haftasından itibaren böyle oradan buradan biraz duymaya başladım. Ve bayağı da merak ettim. Odalar var ve bu odalara girdiğinizde şimdi öncelikle uygulamayı yüklediniz. Fotoğrafınızı, isminizi seçtikten sonra sizin ilgilendiğiniz alanlar neyse işte atıyorum mesela yabancı dillere ilginiz vardır. İngilizce, Fransızca, Rusçayı seçiyorsunuz. Ne bileyim gezmeyi seviyorsanız odur. İşte sohbet etmekten, network işte yapmaktan, insanları tanımaktan hoşlanırım. Orada seçiyorsunuz politika, işte bilim, hani neyse ilgi alanlarınız onları size böyle seçtiriyor. Çünkü sonrasında da zaten bu seçimlerinize göre size değişik odalar öneriyorlar. Mesela işte atıyorum siz diyorsunuz ki ben bilim konusuyla çok alakalıyım ve bilimle ilgili konuşmalar yapıldığı zaman bu odalardan haberdar olmak istiyorum. O zaman siz zaten bu alanı seçtiğinizde bir de zamanla atıyorum bir odanın bildirimi geldi. Orada konuşmacı olan hani moderatör dediğimiz o hani arkadaşlar diyeyim size böyle yeşilli oluyorlar. Zaten kullanırsanız anlayacaksınız. O arkadaşlarımızı ya da odadaki herhangi birini de takip ettiğinizde konuşmacılardan size hitap eden birini bir daha o eğer odaya girerse ya da bir konuşma olursa size bildirim geliyor. Yalnız bunun için tabii ki de bildirimleri açmanız gerekiyor. Bildirimleri açmanız sizin hani daha fazla davetiye kazanmanıza imkan sağlıyor ve aynı zamanda yine bu bildirimleri açtığınız zaman zaten odaya giren arkadaşlarımızdan haberdar oluyorsunuz. Yani siz kimi takip ediyorsanız onlar ne zaman konuşmacı olursa size bildirim geliyor. Ama hani ben ilk başta işte bildirimleri açmıştım. Sonrasında o kadar çok bildirim yağmuruna tutuldum ki bir de yani yetişmek imkansız zaten. O yüzden kapadım ama o seçim dediğim gibi size kalmış. Yani kısacası Clubhouse sesli olarak katılabileceğiniz odalardan oluşuyor ve bu odalarda da ya dinleyici olarak kalabilirsiniz, hani konuşulanları dinleyebilirsiniz ya da isterseniz orada zaten hani sağında sağında ya da solunda böyle el kaldırma işareti var. Elinizi kaldırarak moderasyonu kim yönetiyorsa o arkadaşlarımızdan izin alarak konuşmacı olabilirsiniz. Ya da zaten hani o odadan hoşlanmıyorsanız o sol yine sağ ya da solda böyle şu işaret var. Hani sessizce odadan ayrılın diyor. Ona zaten tıkladığınızda odadan ayrılıyorsunuz. Bunun yanı sıra siz de bir oda açabilirsiniz. Yani siz de atıyorum ben cilt bakımıyla ilgili konuşmak istiyorum dediğinizde böyle bir odayı açma hakkınız tabii ki de var. Ve sizi takip edenler ya da arkadaşlarınızla o konuşmaları yapabilirsiniz. Bu arada yeri gelmişken şimdi artı ya da eksilerinde aslında değineceğim ama böyle birazcık da hani madde madde olmasındansa genel zaten bir video olduğu için hani sıralamanın da çok önemi yok. Şunu da söyleyeyim. Bir kişiyle de odayı götürebilirsiniz. Yani sadece siz konuşup kendinizi de dinleyebilirsiniz. Kısacası 8000 kişiye kadar o odayı da çıkartabilirsiniz. Yani ilk başta ben işte Ocak ayında girdiğimde maksimum 5000 kişiyle sınırlıydı her oda. Yani 5000 dinleyiciden fazla alınmıyordu. Sonra tabii dediğim gibi hani geliştirdiler demek ki bir şey ne deniyor? Upgrade ettiler. Upgrade'in de Türkçesini yazacağım. Bir üst segmente mi taşıdılar işte. Öyle olduktan sonra da 8000 kişiye çıkardılar oda kapasitesini. Mesela şunu söyleyeceğim. Benim çok hoşuma gitmişti. Gerçekten çok yararlı odalar açılıyor. Geçenlerde böyle bir katılmıştım. Hani ben böyle genelde her gün özellikle hani bu yasaklardan falan dolayı zaten evdeyiz genelde. Ve evde olduğumda da artık hani bir şey izlemekten de zaman zaman sıkılabiliyor insan. Her gün bir bakıyordum Clubhouse'a yani giriyordum. Bazen böyle 5-10 dakika geçiriyorum. Bazen saatlerce zaman geçirdiğim olabiliyor. Her neyse bir gün bir girdim. Hatta Instagram'dan galiba Çisem duyurmuş olabilir. Hatırlamıyorum. Onda da görmüş olabilirim. Bu Cosmed'in 10. ya da 11. yılının kutlaması vardı. Ve o gün işte o saatte ben de bu odaya gireyim dedim. Ve orada hani Cosmed'in sahibi, Cosmed markasının işte ürünlerini ben kullanıyorum ve memnun kaldığım ürünleri de oldu. O yüzden ilgimi çekmişti bu konu. Bir de hani cilt bakımına artık merak saldığım için, cilt bakımda ilgi alanım da olduğu için bu Cosmed'in hani sahibinin yaptığı, ismini unuttum hanımefendinin, o konuşma ve sonrasında da zaten hani Cosmed markasının anlaştığı influencerlarla işte o odada konuşmalar
Beni çok sevindirdi. Yani hem bilgilendim bu konuda, hem Kozmet markası ile ilgili daha fazla bilgi edindim, hem de hoşuma gitti bu konuşma. Ama tabii ki bu sadece hani bir konu. Bunun gibi bir sürü konular oluyor. Mesela uykusuzluk nedir ve nedendir diye bir oda açılıyor. Ve bu konu hakkında uzman psikologlar, işte neuroscience ile ilgilenen arkadaşlar, yani gerçekten alanının en iyileri diyebileceğimiz insanlar, benim daha önce hiç tanımadığım, hiç bilmediğim ve bu Clubhouse sayesinde adlarını duyduğum, öğrendiğim insanlar odalarda fikir beyan ediyorlar ve bence bu çok kıymetli. Gerçekten bu insanları nerede, nasıl bulabiliriz? Yani bence o çok gerçekten önemli bir nokta ve Clubhouse'u bir tık ileri seviyeye de taşıyabilecek bir şey. Bir de tabii ki şu da var. Burada bütün konuşmalar anlık gerçekleşiyor. Zaten sizin kayıt almanıza da sistem izin vermiyor. Bu kurallara aykırı. Ve zaten hani bu kurala karşı gelirseniz ya da böyle belli başlı kuralları var. Ben de yani yavaş yavaş öğreniyorum. Sizi tabii ki de atabiliyorlar, hesabınızı bloklayabiliyorlar hani kurallara karşı geldiğinizde. Dolayısıyla şuna bağlayacağım. Hani bazen videoları, işte YouTube videolarını falan yolda yürürken izleyemiyorsunuz ya da araba kullanırken izleyemezsiniz. Ama podcast gibi dinleme üzerine olan noktalarda araba kullanırken de dinleyebilirsiniz, yolda yürürken de dinleyebilirsiniz. İşte bu Clubhouse'da da böyle. Çünkü tamamen sesle ve kulaklığınızı takın, yürüyün ama o sırada da o konuşmaya katılabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi söz hakkına sahip olabilirsiniz, söz alabilirsiniz. Bir de ben şunu da düşünüyorum. Bu açıkçası bu uygulama bence hani podcastlerin de önünü açacak. Çünkü ben bilenleriniz ve dinleyenleriniz var. Çok çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Umuyorum ki daha çok insan duysun, bilsin. Hani siz de paylaşırsanız çok sevinirim. Benim Ne Olmuş Yani diye bir podcastim var. Ve 35 küsür bölüm oldu. Bu video yayınlanınca tabii daha da bölüm yayına girebileceği için tam sayı vermiyorum ama çok da keyif alıyorum. Zaman zaman monolog şeklinde benim ele aldığım konularla ilerliyor. Zaman zaman da konuklar alıyorum ve sizlerin arasından da aldığım arkadaşlarımız oluyor. Bunu niye söylüyorum? Şimdi bu podcastlerin Clubhouse önünü açacak. Çünkü insanlar o kadar çok görsel, hani bu pandemi sürecinde özellikle televizyon izlememiz, işte Netflix'tir, Blue TV'dir, Mubi'dir. Hani bir sürü filmler, diziler, belgeseller izledik. Instagram'dan da artık görsele doyduk. Belki de biraz da istediğimiz, hani çok fazla görmeyelim ama duyalımdır. Ve işitsellik de bizim yani önemli bir noktamız diyeceğim. Sonuç olarak hani nasıl işte tad alıyoruz, kokluyoruz, dokunuyoruz gibi görüyoruz ve duyuyoruz da, ve belki dediğim gibi bu görsellikten hani sıkılmış olabiliriz. En azından ben kendim için bunu söyleyebilirim. O açıdan da bana çok iyi geldi. Şöyle bir şey var. Şimdi artı özelliklerine gelecek olursak, bir kere farklı dillerde odalar var ve siz de benim gibi işte Fransızcayı ben unuttum mesela uzun zamandır ve Fransızcamı geliştirmek istiyorum. Ya da mesela İngilizcenizi geliştirmek istiyorsunuzdur. Ben Rusça öğrenmeye başladım ve hiç, yani 10 üzerinden 2 ya da 3'tür şu anda Rusça konuşabilme kapasitem. Ama yine de Rusça dinliyorum o işte Rusça konuşulan odalara girip. Bu bana çok iyi geliyor. Ve sizin de böyle hani dillerle ilgili bir ilginiz varsa diyeyim, hani bu alanlara bir ilgi duyuyorsanız bu odalara girip dinleyici olarak dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra zaten dediğim gibi hani sevdiğiniz konuları seçip ilgi alanınız neyse ona göre odaları girebiliyorsunuz. Yani karşınıza çıkıyor. Gerçek hayatta tanışıp konuşmanız zor olan, yani konuşmanızın zor olabileceği insanları tanıyorsunuz. Dediğim gibi bu bana gerçekten Clubhouse'un en büyük katkısı oldu. Ve mesela son zamanlarda bir de ondan da bahsedeyim. Herkes kulüpler kurabiliyor. İşte mesela Zihin Bilim Kulübü. İşte şu an adını hatırlamıyorum ama böyle size o görselleri, fotoğraf aldım bu videomuz için. Koyarım. Hani değişik değişik kulüpler var, açılıyor, insanlar açabiliyor, siz de açabilirsiniz. Ve o kulüplerde de işte üye oluyorsunuz, hani takipçi oluyorsunuz, yani takip ediyorsunuz, destekliyorsunuz ve sonrasında da o kulübün konuşmalarından haberdar olabiliyorsunuz. Bence bu da çok önemli. Bunun yanı sıra bir noktası daha var. Geçenlerde pazartesi günleri 10 ile 11.30-12 arası
Storytel uygulamasını bilenleriniz vardır. Hatta ben kitap okumak mı, kitap dinlemek mi diye bir video çekmiştim. Okan Bayülgen'in yönettiği bu Storytel ile ilgili, hatta bir bölümde kitap okumak mı yoksa dinlemek mi, işte beynimiz hani hangisine nasıl tepki veriyor, bunu da ele almışlardı. Yani bir konuyla alakalı radyo yayını gibi Clubhouse'da da yayınlar yapılıyor. Ve ben gerçekten Okan Bayülgen'i çok 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 sevdiğim için mesela bu yayından çok memnun kaldım ve pazartesi günleri bir işim olmazsa kesinlikle katılıyorum. Bu bir örnek olarak söylüyorum size. Hani bir sürü yayınlar oluyor ve gerçekten hani yüzünüzü yıkarken, ne bileyim işte orada bulaşıkları ben yıkarken, evde herhangi bir iş yaparken de dinleyebiliyorum ve bu da çok büyük artı. Ve şunu söyledim mi? Galiba söylemedim. Bu arada özel oda da açabiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Siz karşılıklı olarak biriyle takipleşiyorsanız, arkadaşınız ya da orada tanışıp hani dinleyici olarak katıldığınız bir odada sevdiğiniz bir konuşmacıyı takip ettiniz. Sanıyorum onu da size geri takip etmesi gerekiyor. O zaman zaten özel oda açıp hani aranızda konuşabiliyorsunuz. Ya da hani onu özel oda yapmayıp bütün herkese açık hale getirirseniz diğer herkes de bundan haberdar olup odaya gelebiliyor. Başka eksin yönlerinden de tabii ki bahsedeyim. Gerçekten çok saçma sapan odalar da var. Yani ben İlk başta böyle girdiğimde mesela bir odada böyle ateş, patlıcan, şeftali falan emojisi vardı. Ya da işte profil fotoğraflarınıza gömüyoruz mesela odanın başlığı. Ve tabii ki de ilk başta ne diye merak ettim. Hani ne konuşabilirler diye böyle girdim. Çok bana haz vermedi açıkçası. Hani böyle girip 5 dakika bile dayanamayıp çıktım. Ama bu arada yargılamak da istemiyorum. Sonuçta herkesin de kendi sevdiği şeyler var. Buna benim bir şey demek haddime değil ama ben keyif almıyorum. Ben daha çok böyle kendimi geliştirebileceğim, hani böyle tabiri caizse goy goy odaları değil de böyle siyasetti, dindi o odalar da çok benim açıkçası, ya da politik, hani çok 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 ilgimi çekmiyor. Daha çok böyle benim ilgilendiğim alanlar. Bu da nedir? İşte biliyorsunuz artık zaten meditasyonla ilgili, sporla ilgili, yabancı dillerle ilgili ya da insanın gelişimiyle, psikolojiyle ilgili, beyinle ilgili, kitaplarla ilgili. Bu tarz konular açıkçası benim daha çok ilgi alanımda olduğu için hani ben o odalara çok fazla girmiyorum. Size ama bir anımı burada anlatmak istiyorum. Burada şeyi not almışım, moderatörler her zaman çok iyi yönetemeyebiliyorlar diye ve gerçekten iyi bir moderatöre sahip odaya girmek, orada dinleyici olmanın da keyfi bir başka oluyor. Şöyle ki ben ilk girdiğim zamanlarda, işte Şubat aylarında diyeyim, hani daha yeni olmuş. Bu arada biraz detaylı böyle detaylandırıyorum ama ilk katıldığınızda işte konfetiniz oluyor. Bir hafta içinde falan o konfetiniz patlıyor. Yani patlıyor dediğim yok oluyor. Hani konfeti nasıl sanal alemde patlar? Anlayın siz beni. Bu arada davetiyelerle ilgili, sizi her kim davet ettiyse Clubhouse'a o sizin referansınız oluyor. Yani bu ne demek oluyor? O kişi işte sağ ya da sol tarafta bir yerlerde böyle adı hep yazıyor. Sizin profilinizde zaten hani o kişinin adı her zaman duruyor. Bu da böyle bir ek bilgi olarak bulunsun. Şimdi çok kısaca size şeyi anlatacağım. Ben ilk girdiğimde Fırat Çelik diye oyuncu arkadaşımızı zaten biliyorsunuzdur. O bayağı aktifti bu Clubhouse'da. Esra Dermancıoğlu ve Fırat Çelik'i hani ben hep böyle görüyordum. Hatta Melikşah'la Bartu sayesinde ben ilk defa hani mücbir sebeplerden duydum Clubhouse'u. Ondan sonra bu ne, ben de bir girmek istiyorum, hani bir sürü konuşmalar oluyormuş falan diye. Ondan sonra girdim. Yani uygulamaya katıldım. Şimdi şöyle bir şey oldu, hatırlamıyorum. Şuydu odanın ismi, hatırlıyorum, hatırladım. Bir erkeğin ya da bir kadının ilk buluşmada yapıp sizi irite edeceği şey ne olurdu diye işte bir konu var. O da başlığı bunun gibi bir şeydi ve ben de işte söz aldım ve dedim ki hani bence hani beni irite edebilecek noktalardan bir tanesi İngilizce bilmeyen ama böyle biliyormuş gibi konuşan erkekler. Hani olur ya, bir de böyle aksan yapmaya çalışılması. Ve ben bunu hani gayet İyi niyetle söyledim, yani hani bu aklıma geldi ve beni irite edebilen bir şey. Bir anda moderatör adı, yani kim olduğunu hatırlamıyorum, öyle bilinen biri de değildi. Biz burada cinsiyetçi değiliz, ne diyorsunuz siz, bir şeyler dedi, pat diye beni attı. Yani aşağı indiriyor sizi.
ve aşağı indirdiğinde de işte tekrardan el kaldırıp söz hakkına sahip olmanız gerekiyor. Ama ben kendimi o kadar kötü hissettim ki sanki böyle yüzüme duvar çarpılmış gibi. Tabii çok saçma aslında. Ama bu tarz şeyler olabiliyor. Yani bu da aslında sizden çok karşınızdaki kişiyle de alakalı. Çünkü orada hani sizin daha ne demek istediğinizi bile tam dinlemeden bir anda böyle yargılayıp ah sen busun o zaman falan bana hoş gelmemişti. Dolayısıyla da bunu niye söylüyorum? Moderatörün odayı nasıl yönettiği ve gerçekten sizinle saygı çerçevesinde konuşması çok kıymetli. Yani zaten genel olarak benim girdiğim, takip ettiğim odalarda saygılı konuşuluyor ya da ben öyle odaları daha çok seviyorum. Bir de tabii ki de böyle konuşulmayan odalar da vardır. Her oda illa böyledir diye de asla bir iddiam yok. Takipçi sayısı gerçeği yazmışım bunun yanı sıra. Yani burada da hani sizi takip ediyorlar ve aslında şu da konuşuluyordu bir dönem. Hani Instagram'daki gibi bir yandan ne kadar çok takipçiniz varsa o kadar çok hani sizi aa bu önemli kişi falan gibi görebiliyorlar. Çünkü ben de bunu yaşadım. İşte takipçiniz azsa bazı odalarda size söz vermeyebiliyorlar ama takipçiniz daha fazlaysa daha çok söz hakkına sahip olabiliyorsunuz gibi gibi bir noktası var. Bu doğrudur, yanlıştır. Hani kişiden kişiye göre tabii ki de değişir. Ama böyle bir konudan bahsedeyim. Son olarak şu anda gelişim aşamasında olduğu için geçenlerde şunu duydum bir odada konuşuluyordu. İleride bu Twitch'teki gibi, Twitch'i ben bu arada hiç bilmiyorum ama onda da bir bahşiş sistemi varmış. Clubhouse'a da böyle bir bahşiş sistemi gelecekmiş. Bu da ne demek oluyor? Mesela işte Serdar Ortaç bir oda açıyor ve o moderatör ya da herhangi böyle birileri, illa ünlü biri olması gerekmiyor. Siz orada konuşmacı olmak için, söz hakkına sahip olmak için belli bir bahşiş ödemeniz gerekiyormuş. Tabii bu nasıl uygulamaya geçecek? Bununla ilgili çok fazla bilgim yok. Ama böyle bir konu geçiyor. Ben önerir miyim? Kesinlikle evet, öneririm. Ama ben aynı zamanda gerçekten yani kendime de bunu söylüyorum, sadece size değil. Çünkü pandemiyle beraber bence bu sosyal medya kullanımımız bayağı arttı. Yani yapılan araştırmalara bakmadım ama eminim yani böyle araştırmalar yapmışlardır ve çok arttı. Bağımlılık yapabiliyor. En azından ben böyle Allah galiba ben Clubhouse'a bağımlı oldum ya. Hani sabah kalkıyorum Clubhouse, akşam yatıyorum Clubhouse, böyle hep dinliyorum. Bir de dediğim gibi gözlerim hani artık herhalde yoruldu. Ses daha çok hoşuma gidiyor. Sosyal medya detoksu da önemli bir bu kadar. O yüzden dengede tutmakta fayda var. Evet, birçok artısı var. Yani evet, yani ben çok şey öğrendim, çok fazla bilgilendim birçok konuda. Ama dediğim gibi bu bağımlı olmamaya da dikkat etmek gerekiyor. Başka size söyleyeceğim bir şeyler, eminim eksik kalan bazı şeyler vardır. Artık onlar da eksik kalsın diyelim, ne yapalım. Instagram'dan da bu arada takipte kalmak isterseniz gerçekten çok memnun olurum. Çünkü hani YouTube'la bağlantılı konuları da oradan hani story olarak zaman zaman paylaşıyorum. Gerek minimalizmle ilgili, bilmiyorum değişik konularla ilgili. O yüzden bu anlamda da daha interaktif bir iletişim sağlıyoruz. Takipte kalırsanız ben çok sevinirim ama tabii ki de seçim size kalmış. Instagram'ı buralara bir yerlere zaten koyacağız. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz ya da bu tarz içeriklere daha da önem ver, işte bize şu konuyla ilgili de birkaç şey söyleyebilir misin derseniz, eğer ki o konu benim de içime sinerse ve ilgi alanımdaysa seve seve o konuyu da ele alırım diyorum. Ve haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere demeden önce size şunu sormak istiyorum. Siz Clubhouse'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya da kullanıyor musunuz? Kullanmıyorsanız da bu videodan sonra kullanmayı düşünür müsünüz? Yani bu arada asla bir işbirliği falan yok. Zaten hani böyle bir şey olsa tabii ki de size duyururum. Ama ben merak ediyorum fikirlerinizi. Bu şekilde arkadaşlar, haftaya bambaşka bir videoda dediğim gibi görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve en önemlisi bu zamanlarda sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ha, bir de tabii ki kocaman 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 mahalo diyorum. Hoşçakalın. Yine muhteşem bitirişlerim ve ben oldu gerçekten. Neyse ben artık gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel bir gün geçirin. Günaydın diyorum. Ya da iyi öğleden sonraları diyorum. Ya da iyi geceler diyorum. Bütün güzellikler sizi bulsun diyorum. Renklerle kalın diyorum ve şey gibi oldu.
uğurluyorum sizi. Hani böyle kadın programları olur diye. Neyse ya. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.